Bana bak. Bu Mustafa öğle yemeği diye nereye gidiyor? İki saat gelmiyor. Bilmiyorum usta. Samet abinin oraya gitmiştir kuru fasulye yemeğe. Hedef şaşırtma bana. Kesin başka bir yerde yiyordur. Vallahi benim haberim yok usta. Senin mi haberin yok? Heh, sen onu benim külahıma anlat. Söyle nerede? Zaten arkamdan iş çevirmek de üstünüze yok. Ama ben biliyorum. Kesin bir şeyler dönüyor. Benim gözümden kaçmaz. Geldim, geldim. Merhaba anne. Merhaba anneciğim. Hoş geldiniz. Verin, öpeyim. Hayırdır bu saatte? Hayır değil anne. Aa, bıktım sizden canım. Yani bir kere de hayır için gelin. Cool ya. Bravo Kadir. Dükkana harika bir çırak almışsın. O bacaklarla iki dakikada hamburger aldığından eminim. Cool ya. Kıskanmanın gereği yok ki hayatım. O gelen çocukları neden işe almadığını şimdi daha iyi anlıyorum. Senin gözün başka şeydeymiş. Kızın çok fazla tecrübesi var Hulya. Çok iyi emlak pazarlıyor. Öyle konuşsam ben de çok iyi emlak pazarlardım. Ne yapsın canım? Kızın sesi öyle, ses tonu öyle yani. O kızı kovacaksın Kadir. Ne? Evet. Dükkanda öyle bir kadın çalıştırmanı istemiyorum. Ama duygusal davranıyorsun Hulya. Bu sadece bir iş. Neden o oturuyor da sen ev gösteriyorsun? Hani sen oturacaktın da elemanın koşturacaktı? Şey canım, bugün kızcağız biraz topuklu giymiş, kolay yürüyemiyordu da... ...o yüzden ben evleri gösterdim bugün yani. Peki, niye senin yerinde oturuyordu Kadir? İncik boncuğunu bile koymuş masana. Canım ne var bunda? Kadın işte gittiği yeri güzelleştirmek istiyor. Ah siz kadınlar. Çok beğendin onu değil mi? Dayanamadın işe aldın. Hulya, rica ederim, istirham ederim, kalbimi kırıyorsun. Benim için senden başka kadın olabilir mi? Ben senden başka bir kadını beğenebilir miyim? Yapma bunu. Olamaz böyle bir şey Hulya. Ben anlamam Kadir. Ya o kadını kovarsın ya da eve dönmem. Of yani Hulya, of ya, of ya. Oflama Kadir. Evet, dönmem. Ama Hulya. Tamam Hulya, tamam Kınalı kuzum, tamam kovarım, kovarım. Sen merak etme Hulya. Ben hadi gideyim de bir kovayım da geleyim. Tamam Hulya, tamam bir tanem. Tamam, tamam Hulya. Kadir Bey, ben de sizi bekliyordum. Evini kiraya vermek isteyen bir bey var. Gidip ilgilenebilir misiniz? Adres burada. Hallederiz Eda Hanım, hallederiz. Hulya haklı canım. Bu kızı kovmak lazım. Şuna bak, oraya oturmuş bana emirler yağdırıyor. Kadir Bey, ev sahibi sizi bekliyor. Eda Hanım, size önemli bir şey söylemem lazım. Durun ben tahmin edeyim. Karınız size beni kovma talimatı verdi. Değil mi? Ben kimseden talimat almam Eda Hanım. Ben sizi karısının kölesi olmayan profesyonel biri sanmıştım. Güçlü yüz çizgileriniz beni yanılttı. Şey Eda Hanım yani bakın... Beni kovmak istediğinizden emin misiniz Kadir Bey? Oysa emlak dünyasında birlikte yapacak daha çok şeylerimiz var. Ne kovması canım? Kovmayı da nereden çıkardınız? Ben size başka bir şey diyecektim de. Nedir? Ben şu evi bir görüp de geleyim. Giderken bana bir Nescafe söyler misiniz? Söylerim tabii. Üç şekerli ve sütsüz. Hafızanız çok güçlü. Merci.